Aselsan grafiğinde takip etmiş şablon durumunda 30-50 hedefine giden durumda yarı yarıya stop noktası olarak 30-15 bölgesini ve kesin stop noktası olarak 27 bölgesini belirlemiştik. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece 30-50 hedefine giden süreci devam ettirme ihtimalini sürdürebilir gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi bu hafta içinde şu bölgedeki direnç noktasına yaklaşan bir durum sergilemiş. Fakat tekrar o bölgeden kanal desteğine geri çekilme oluşturmuş ve bu bölgede oluşturmuş olduğu kısa tepkisel hareketlerle şablon bölgesini tamamlamaya yaklaşan bir hafta oluşturmuş gözüküyor. Tabii geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktamız öncelikli olarak birinci destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. 30-15 bölgesi. Bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece de bu hafta için tepkisel hareketle beraber 35 bölge direncinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlayıp yukarıdaki 37-50 hedefini gerçekleştirmek isteyen bir hafta durumunu oluşturabilir. Fakat geri çekilmelerde 30-15 bölgesinin altına geçiş durumu meydana gelirse de daha aşağıya düzeltme durumlarının derinleşme ihtimalini de arttıran bir hafta durumunu meydana getirebilecek bir şablon durumu oluşabilir. O yüzden 30-15 bölgesinin altına geçişlerde tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için yarı yarıya stop olarak değerlendirip kesin stop noktasına yaklaşan durumlardan sonraki durumda ekleme yapılarak lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirebilir. Kesin stop noktamızın altına geçiş olsa da stop durumunu gerçekleştirmemiz gerekebilir. Reyli grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda 34-25 hedefine giden süreç içerisinde yarı yarıya stop noktası 27-55 kesin stop noktası olarak da 25-20 bölgelerini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu hafta için kısa tepkisel hareketler yapsa da üst bölge dirençlerine yaklaşamamış ve geri çekilmelerde tekrar kanal desteğine yakın bir şekilde haftayı kapatmış gözüküyor. Şu an için birinci destek noktası olarak şablon bölgesinin orta bölge destek noktası olarak takip ettiğimiz 29 bölgesi destek olarak çalışmış. O bölgenin altına geçişlerde yarı yarıya stop noktası olan 27-55 bölgesini önemsememiz gerekecek. 27-55 bölgesinin altına geçişlerde tehlikeli durumlar oluşabilir. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerde mutlaka yarı yarıya stop değerlendirmemizi yapalım. Alt bölgeye doğru olan süreçte de kesin stop durumu gerçekleşirse o bölgede de kesin stop durumumuzu değerlendirmemiz gerekecek. Buradan bu hafta için vereceği tepkisel hareketle beraber şu şablon bölgesinin direnç noktası olan 30-25 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturup ikinci direnç noktası olan 31.85'i ve şablon bölgesinin üst direnç noktası olan 33 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. O bölgenin üzerine geçişlerde hacimsel durum desteklerse yukarıdaki 34.25 hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflerine gitme ihtimali oluşabilir. Garanti Bankası grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 22 üzerindeki hareketlerden sonra şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükseliş ihtimalinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi 26.55 ve bu hafta için o bölgeyi test etmiş fakat üstüne geçiş olmadan tekrar geri dönüşte karşılaşmış gözüküyor. Çünkü bu bölgenin üzerine geçişleri sağlayıp hacimli bir şekilde devam edebilirse şu bölgedeki yapmış olduğu zirveyi tekrar test edip daha yukarıdaki 35 hedefine gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Tabii bu durum gerçekleşmediği sürece de üst bölgeye geçiş olmadan bu ara bölgede güçlenme hareketlerini devam ettirebilir. Şu an için bu bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece birinci destek noktası çalışmış gördüğünüz gibi 24.85.
Buranın altına süreçler devam ederse şu bölgedeki destek önem kazanacak. 23-20 bölgesi. 23-20 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yukarı tepkisel hareketleri tekrar başlatıp hacimli yükselişlerle şuradaki yapmış olduğu kısa zirve bölgesinin üstüne geçiş yapıp 30 hedefine doğru olan süreci gerçekleştirebilir. Fakat 30 hedefinin üzerine geçişler olmadığı sürece de tekrar geri çekilme ve düzeltme durumlarıyla karşılaşma ihtimali olabilir. Kardemir D grafiğimizde gördüğünüz gibi yarı yarıya stop noktamızda 12.45 bölgesine yakın hareketlerle bu haftayı devam ettirmiş ve yine o bölgeye yakın kapanışlı haftayı kapatmış gözüküyor. Şu şablon bölgemizin içerisindeki hareketleri bu hafta için devam ettirebilir. Üst bölge direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge şurası gözüküyor. 13.35. 13.35 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükselişleri şablon bölgesinin üst noktası olan 14.10 bölgesine kadar yapma ihtimali oluşur. 14.10 bölgesinin üzerine de hacimli yükselişler oluşturursa 15 ve yapmış olduğu 16.50 zirvesini test etme ihtimali oluşturabilir. Fakat geri çekilmelerde tabii ki yarı yarıya stop noktamıza yakın hareketlerden dolayı kesin stop noktamızdan 11.65 bölgesini de önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler meydana gelirse stop olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü şu bölgedeki şablon bölgesine kadar 10.95 bölgesine kadar geri çekilmelerde yaşanma ihtimali oluşacağından dolayı buradaki 11.65 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyerek takip edelim. Petim grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 16 hedefi için yarı yarıya stop noktası olarak 13.45 bölgesini, kesin stop noktası olarak da 12.50 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi yukarı hareketleri bu hafta için üst bölgeye geçiş sağlayamadan geri çekilme ve yarı yarıya stop noktamız olan 13.45 bölgesine kadar bir geri çekilme oluşmuş. Bu bölgede tutunma hareketlerini devam ettirebilirse tekrar yukarı tepkisi hareketleri yapma ihtimali oluşturur. Fakat şu bölgedeki direnç noktası önem kazanmış durumda. 14.55 bölgesi. 14.55 üzerine geçiş sağlayamadığı sürece yukarı yükselişleri başlatma ihtimali oluşturmadan şu kanal bölgesi içerisinde düzeltme durumlarını devam ettirebilir gözüküyor. 12.50 bölgesinin altına geçişlerden sonra da tabii ki tehlikeli durumlar oluşabileceğinden dolayı geri çekilme ihtimallerinde bu bölgede kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Aşağıya düzeltme durumlarını meydana getirebilecek bir kanal şablonu oluşan bir şablon durumu meydana geleceğinden dolayı bu bölgedeki kesin stop noktamız gerçekten önemli olarak takip etmemiz gereken bir süreç oluşacak. Türk Hava Yolları grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 95 hedefimiz vardı ve 95 üzerinde 100 hedefi de gerçekleşebilir demiştik ki bu hafta için 100 hedefini gerçekleştirmiş oldu ve o bölgeye de yakın kapanışlarla haftayı kapattığı için tabii 110 ve 115 artık şu anda yakın hedef bölgemiz olarak takip edeceğimiz bölgeler oluşmuş oldu. Geri çekilmelerde de tabii 95 bölgesi birinci yarı yarıya destek noktamız olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamız oluşturmuş oldu. Daha sonra kesin stop noktası olarak da 84-85'i takip edebiliriz. Bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirip 115 hedefini gerçekleştirme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu oluşturmuş durumda. Tabii bu bölgelerin altına düşüşler olsa da kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekecek. En önemli destek noktamız şablon durumunun bozulma durumunu meydana getirecek şablon durumu 78-25'ten sonra bozulma ihtimali oluşacağından dolayı bu bölgeye kadar olan düzeltme durumlarının daha aşağıya olmadığı sürece tekrar yukarı dönüş ihtimallerinin devam etme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu sürüyor. Tek ben grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 37.50 hedef için devam eden süreçte 30.45 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi 28
bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz şablon durumu. Yukarı tepkisel hareketlerden sonra geri çekilme ve kanal noktasını düzeltme durumunu gerçekleştirdikten sonra yatay bir süreçle bu haftayı kapatmış gözüküyor. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 30-45 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece şablon bölgesi içerisinde güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra şu bölgedeki direnç noktasının üzerine geçiş olursa yukarı hareketlerin devamını gerçekleştirme ihtimalinin başlangıç noktası olur ki 33-45 bölgesi bu bölge. 33-45 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp hacimli yükselişler oluşturursa 37.50 hedefini rahatlıkla gerçekleştirebilir. Tüpraş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 375 hedefimiz vardı ve bu hafta için 375 hedefimizi gerçekleştirmiş, üzerinde kalıcı kapanışlarla haftayı kapatmış gözüküyor. Tabii tüpraş durumunda endeksteki durumla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi tüpraştaki yükselişin yukarı devam etmesi endeksteki durumu da yukarı takip ettiğimiz duruma doğru sürükleyen bir durum oluşturmuş ve buradaki şablon durumuna göre de şu bölgenin yakın destek olarak takip edeceğimiz birinci destek noktası olan 364 bölgesi. 364 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali ve şu bölgedeki direnç noktasının üzerinde de geçişleri sağladıktan sonra 383 bölgesi, şablon bölgesinin üst noktasına doğru 405 bölgesinin direncine doğru ve daha sonraki yakın hedef bölgemiz olan 420 hedefine doğru süreçleri devam ettirme ihtimalini oluşturur. Tabii 365 bölgesinin altında geçişler meydana gelirse de yarı yarıya stop bölgemiz olarak 345 bölgemizi, kesin stop noktamız olarak da 320 bölgelerini takip etmeye devam ediyoruz.